bazı oyuncuların ezber yerleri var. Ve bu ezber yerleri bilerek öldüremediğinizde oyun içerisinde tilt olma ihtimaliniz var. Rakibi en çok tilt eden şeylerden biri budur. Yani adamın yerini bilirsin ama öldüremezsin. Evet, derken nihayet uzun bir aradan sonra, 5000 yıldan sonra maçımız başladı arkadaşlar. Beklediğiniz için tekrardan özür diliyorum. Evet, EVA tarafı B'de. B'de iki kişiler ve C4 de var. Xanteres nerede bakalım? Xanteres şu an Window'da oynuyor. Bakıyorum Engin, Tokux, Dez5 orta. O zaman Xanteres'le Paz A'da oynuyor. Ya da pistol round için yapılmış bir şey miydi bu? Evet, A tarafına girdi Eva. Gemik Dez5 short'tan A tarafına vurmaya çalışıyor ama Tugux hala B'ye bakıyor. Şimdi C4'ü gördü. Tugux tek attı ikinci gelen oyuncuya. Short'tan da Dez B'ye bir söndürdü. C4 düştü. Eva Gaming çok karmaşık olmayan bir taktik yapmış da olsalar Space oyuncusunun hiç zorlanmadığı, yerini bozmadan basit bir round aldığı oyun oldu bu. Evet, Xanteres beni reklame lütfen. Lütfen hala konektörde oynuyor olma. Hadi Xanteres, short'a gidebilirsin. Bence gidebilirsin. Çok zor değil. Abi Xanteres orta tutuyor olamaz ya. Ortayı despe tutuyor. Xanteres short. Bak despe tutuyor ortayı. Çünkü o AWP oyuncusu. Şu anda istisna bir durum var arkadaşlar. Hala renklenmedim. İlk silahlı round'da belli olur. Çünkü nedense emin olamadım. 5000 kere izlediğim bir takımda yani herkesin nerede durduğunu bilmem lazım ve biliyorum burada. Evet, ev atakımız bir şekilde şimdi A'ya giriyor. Paz konektörünün önünde, bak bunu bildim. Paz çıktı smoke'tan, Paz biri vurdu, Paz ikinciyi vuramadı, şimdi öldürdü. Bu arada yukarıdaki Engin iki kişiyi öldürdü fakat Heva ilginç bir şekilde C4 kurdu. Bence C4'ü kurmaları şu an ekstra bir durum çünkü Engin'in pozisyonu gayet iyiydi. C4'ü kurduramayabilirdi. Ama kurdular. Evet, Teva'ya böylelikle para gidiyor tabii ki ama 3000 paraları olacak çünkü C4'ü kurmasalardı daha az paralar olacaktı. 3000 paralar oldu. Bir eko daha yapmak zorunda kalacaklar. Evet, 4 UMP var. Space Soldiers'ta Allah'ım çizemedim. Daha iyisini, bence daha iyisini çizebilirim. 4 tane UMP var. Xanteres'te Colt var. Xanteres Şahbaz'ı öldürdü. Engin agresif oynuyor. Engin Raiden'ı öldürdü. Engin hala devam ediyor. Engin Smotion'u da öldürdü. Andrex'i Abyss kalıyor geriye. Andrex evde. Smoke arkasında. Evet, Space Soldiers'ın en güçlü haritaları. Eva Echo'yken ondan bahsedeyim. Space Soldiers'ın en güçlü haritaları Cobble ve Train genelde. İkisinde de çok iyiler. Yani en iyi olarak var Cobble ve Train. Cobble ve Train'den sonra da Mirage geliyor. O yüzden Eva Gaming'in bunu banlamış olması gerekiyordu aslında. Ama banlamamışlar. Cash oynamak iyi bir seçenek Space Warriors'a karşı bence. Bu cache'lerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ama diğer haritalara göre cache'de Space Warriors'a karşı şansınız daha fazla. Ben Space Warriors'a karşı oynadığım için de bunu biliyorum. Buradan da diğer takımlardan izleyen arkadaşlar varsa tüy olsun. Gandhi'ye güvenin. Evet, Xanteres short'ta arkadaşlar. Oley be, doğru görmüşüm be. Olli şu anda çok mutlu oldum be. Evet, Fast Motion. Şahbaz da orta çıkışta. Şimdi Heva Gaming'i geçen hafta izledik bu haritada, hatırlıyorsunuz. Biraz önce yaptıkları ilk round taktiğinin aynısını geçen hafta da yaptılar. Bunu direkt hatırlatayım. Görür görmez sizin de aklınıza gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ve bu yerleşim standart bir Heva Gaming yerleşimi. Geçen hafta da aynıydı. Evet, burada Engin orada çok basit bir hata yaptı. Andrex affetmiyor bu hatayı. Umursamadı yani, o an evden kimsenin çıkmayacağını düşünerek çok rahat oynadı fakat fazla rahattı. Evet, ortaya flash geldi. Heva şimdi ortaya çıkıyor. Dakika 1 arkadaşlar. Dakika 1'de ortaya çıktı Heva. Şimdi Şahbaz smoke atacak Window'a. Bu arada short'a baya baya geçiyorlar. Şu anda koştular gidiyorlar. Xanteres orada ne yapacak bakalım. Window'daydı Xanteres. Bir türlü istediği zamanlama yakalayamadı. Xanteres. Tuguk orta flash attı. Tuguk şimdi çıktı. Raiden'ı öldürmeyi başardı. Tuguk çok kontrollü. Fast Motion'u da öldürdü. Hemen arkasında şimdi Xanteres. Yardım ediyor takım arkadaşına. Tuguk üçüncüyü de öldürdü Tuguk. Şimdi Andrex bir evden geldi. Karşısında zıplayan bir Tuguk var. Ona HG'sini atacak. O biraz kötü bir HG. Kötü bir HG. Arkasına düştü HG. Flash geldi ama Xanteres göremedi bu flash. 4-0 oldu. Space Soldiers iyi başladı karşılaşmaya. Zaten Space Soldiers'ın
her haritada, bunu şu anda Mirage haritası için söylemiyorum, her haritada güçlü bir CT'si var. Bunu gerçekten kabullenmek lazım. CT'leri güçlü. Harita gözetmeksizin söylüyorum bunu. Tüm haritalar için söylüyorum. Evet, şimdi A tarafında çıkıyorlar. Paz! Abyss'i öldürdü. Paz! Bakalım devamı gelecek mi? Despe, Andrex öldürüyor. Çok iyi beraber oynadı orada Space Soldiers. Paz, iki kişiyi daha öldürdü. Raiden tek başına kaldı. Engin Egg atıyor Raiden'a. 28 canı kalıyor Raiden'ın. Xanteres şu anda bir canlı görmeye çalışıyor. Hani hareket eden herkese öldürün. Paz Raiden öldürdü. 5-0 oldu. Paz şu anda skor tablosunda en üstte. Hatırlarsanız Space Soldiers'ın birçok maçını sundum ve bu maçların bazılarında şöyle bir cümle kurmuşumdur. Paz Türklere karşı kendini rahat hissetmiyor. Şu anda öyle olmadığını görüyorum ama bir dönem gerçekten öyle olduğu büyük bir gerçekti yani. Onu gerçekten kabullenmek lazım. Bir dönem Paz Türklere karşı oynayamıyordu. Sebebini bilmediğimiz bir şekilde. Ama şu anda geçen hafta da gördük bunu. Bu hafta da öyle. Gayet rahat. Bu arada Abyss. Abyss. Bir türlü silahını değiştiremedi. Orada Molotov'la beklemede bayağı bir ısrarcı davrandı. Ve Engin Abyss'i öldürdü. 4 kişi kaldı Eva Gaming. Evet, A tarafını smoke taktiği yapacaklardı ama Engin'in tabii agresif oynaması şu anda Eva Gaming'in tüm oyun düzenini bozmuş oldu. Yukarıdan bombalar geliyor. Despe'ye bağlı biraz da durum. Çünkü AWP onda var. Çıkmalarını engelleyebilecek mi? Engin zamanında motor attı. Engin Raiden öldürmeyi başardı. Orada kötü bir smoke. Merdivene smoke gelmedi. Merdivene gelmeyen smoke şu anda Eva'nın planlarını bozabilir. 2 kişi kaldı Eva. Despe'nin 16 canı var Space Soldiers takımında. Eve gelen Molotov Andrex'i zorlayacak. Pulse Fast Motion'ı öldürdü. Andrex'in oradan çıkması çok zor. Evet, aslında işin gerçeği, bu arada Andrex'i smoke'tan öldürdü Tugux. Ve bu 6. skoruydu bu oyundaki Tugux'un. Şu ana kadar Eva tarafında Fast Motion 1 kişi öldürmüş, Andrex 2 kişi öldürmüş, diğer 3 oyuncu henüz kimseyi öldürememiş. Evet, Şahbaz ortaya bakacak, Abyss B tarafında. Gördüğünüz gibi standart bir yerleşim Eva takımından. Yani silahlı ramplarda genelde böyle oynuyorlar. Ama görüyorsunuz ki Paz Engin ikilisi bu sefer rampaya yakın oynadılar. Birlikte oyun kurabilmek adına. Andrex tek başına evde. Evet, Eva'nın amacı bir süre bekleyip sonradan ortaya alarak, yani sonradan ortaya kazanıp ortada oyun kurmaya çalışıyorlar genelde. Space Soldiers şu ana kadar bunu güzel engelledi. Bakalım devamı gelecek mi? Paz flash attı. Engin çıktı. Orada bir flash pick var ama Eva oyuncuları henüz rampanın içerisine kadar gelmiş değiller. Şu anda yavaş yavaş geliyorlar. Evet, Space Soldiers bir süre sonra bunu anlamaya çalışacak çünkü hiç kimse yok. Hani haritada hiçbir yerde yoklar. A'da oldukları ortaya çıkacak. Pardon, kuramadım cümleyi. Xanteres orada bir kişi öldürür. Fast Motion hemen takası aldı. Paz ve Despe'nin skorları. Despe oradan agresif oynuyor. Despe Fast Motion'u öldürdü. Flash'ını attı. Evin altındaki Engin çıkıp Şahbaz'ı öldürüyor. 7-0 oluyor skor. Space Soldiers çok rahat. Evet, pinglerden de anlaşılacağı üzere Engin Almanya'da 12 pingle oynuyor. Diğer 4 oyuncu şu an Gaming House'da Space Soldiers takımında. Evet, biliyorsunuz ki Space Soldiers'tan Xanteres, Paz ve Despe. Bu arada Abyss bayağı bıçak yedi takım arkadaşından. Xanteres, Paz ve Despe milli maç için Sırbistan'a gidecekler. Orada Engin evde Raiden'ı öldürdü. Sırbistan'a gidecekler arkadaşlar milli maç için. Yanlarında Kalix ve Mayer olacak. Andrex Engin'i öldürdü. Orada Şahbaz alt yoldan çıktı. Despe'yi yakalayabilir. Şahbaz eğer bu şekilde devam ederse uzun sesini de duydu Şahbaz. Şahbaz şimdi çıktı, öldürdü Despe'yi. Devam edecek oradan ama Paz buna izin vermiyor. Çok güzel takas orada. Paz'dan. Fakat Andrex A tarafına girmeyi başardı. Başarılı bir EG. Başarılı bir EG. 2'ye 3 pozisyon avantaj Heva Gaming'de. Tabii ki Xanteres Andrex'i öldürürse 2'ye 2 bir durum söz konusu olacak. Xanteres jungle'da bekliyor. Arkasında Tugux CT'ye bakıyor.
Fast Motion'un konektörde olması Space Odyssey'in planlarını bozabilir. Zantares'i bir öldürür. Fast Motion yavaş yavaş geliyor. Fast Motion çıktı. Zantares'i öldüremiyor. Zantares orada iki kişiyi öldürerek round'un kaderini tamamen değiştirdi. Ve her şey Andrix'e bağlı. Fakat Andrix'in 3 canı var. Andrix çıktı Kutu'nun üstüne. Kimseyi öldüremedi. 8-0 oldu. Bunu söylememin amacı tabii ki başarılar demekti arkadaşlar. Despe, Paz, Zantares, Kalix ve Mayer'e şimdiden başarılar diyoruz milli maçlarda. Umarım yüzümüzü güldürürler. Evet, Belçika ile kader maçı oynadılar arkadaşlar. Sırbistan'a gidebilmek için ve iki haritayı da 16-12 kazanarak Sırbistan'a gitme şansını elde ettiler. Evet, rampaya yine yakın Space Soldiers. Engin Andrix'i öldürdü. Yalnız orada Paz çok iyi oynadı. Paz İki kişiyi de öldürüyor. Despe de Raiden'ı öldürünce Evis tek başına kalıyor. Evet, maç bittikten sonra hiçbir yere ayrılmayız. Space Soldiers Crew takımıyla karşı karşıya gelecek bu maçtan. Hemen sonra Evis Paz'ı öldürdü. Evis tek başına 50 canı var. Despe'den bir ıska. Despe bu sefer ıskalamadı ve 9-0 oldu. Space Soldiers rahatlığına devam ediyor. Paz 12, Engin 11, Despe 9, Tuguks 7, Zantares 6 kişi öldürmüş şu ana kadar. Eva tarafında Fast Motion 3, Andrex 4, Abyss ve Şahbaz 1, Raiden henüz kimseyi öldürememiş. Evet, sadece Abyss'te Galil var. Şu anda bir düzensizlik görüyorum. Sadece Abyss silah almış. Diğer 4 oyuncu Tech 9 ve Armor almış. Sadece evet, B tarafında bir taktik gelecek gibi görünüyor. Hemen bakalım yukarıdan neler olacak. Evet, şimdi smoke'larını attı Heva oyuncuları. Baya baya smoke geliyor. Bundan hemen sonra Tuguks'u izleyebiliriz aslında. B'yi tutan oyuncu olduğu için atlamaya çalışıyorlar. Şimdi atladılar. Zantares Raiden'ı öldürdü. Zantares orada smoke'tan devam ediyor. Zantares iki kişiyi öldürdü. Üçüncüyü de vurdu Zantares. Bu arada Tuguks Andrix'i öldürdü. Aslında Zantares'i izlemek daha mantıklı olur da smoke'la her taraf kapanacak diye düşündüğüm için kolunun iki tarafına smoke gelmemiş. Sorun şuydu, burada smoke yoktu. Burada smoke olmayınca Zantares buradaki açığı değerlendirip buradaki 3 kişiyi öldürdü. Ama burada smoke olsaydı mecburen buradan çıkmak durumunda kalacaktı. Bu hayvan oyuncularına bir pozisyon yaratabilirdi tabii. Oraya smoke atılmadı. Belki de atılmaya çalışıldı bilmiyorum yani. Atmaya çalışmış olabilirler. Belki de gitmemiştir. Ya da hiç atılmıyordur. Ya da biz paranoyalızdır bilmiyorum. Evet, Raiden. Çıktı bu arada ortaya 3 kişi. Erken çıktılar Tuguks. Orada bir kişiyi öldürmeyi başardı sadece. Zantares çok ortada kaldı. Çok ortada kaldı. Raiden smoke'tan çıktı. A tarafındaki Paz'ı öldürürse Eva için güzel bir pozisyon oluşabilir. A tarafına gitmek adına Despe. Despe'yi yakalayan Abyss oldu. Paz birden tek başına kalıyor. Space Soldiers takımında. Evet, Paz 3 kişiye karşı ve C4 ile şu an B tarafına gittiğini görüyorum Şahbaz'ın ve tek gidiyor. Şu anda problem bu. Tek başına gidiyor. Takım arkadaşları Şahbaz'a uzak. Bir an evvel gelmeleri lazım. Evet, Andrex geldi. Short'tan Abyss geldi. Paz kontrolü çıkıyor. Evdeki Andrex'i gördü fakat Andrex sadece kolunu gösterdi orada. Çatışmak istemedi Paz'la. Paz Forest'tan çıkan Şahbaz'ı öldürdü. Yavaş bir şekilde devam edecek şimdi. Molotov'unu atarsa pozisyonunu bozabilir Abyss'in. Fakat Abyss'i yakalayamadı. 1-1 oluyor Eva Gaming. İlk roundunu kazanıyor Space Soldiers takımına karşı. Bakalım devamı gelecek mi? Şu anda hedefleri 10-5 olmalı tabii ki. Ve CT'deki ilk round çok büyük bir önem taşıyacak. Bakalım ne yapabilecek Eva Gaming ikinci yarıda. Yani maksimum zorlamaları lazım şu an. En kötü ihtimalle 4. Yani en kötü ihtimalle 11-4 bitmesi lazım. Yoksa çok zor olacak Eva Gaming adına. Bu arada Smon arkasında Paz vardı Andrex. Ezber sıktı oraya, Paz'ı öldürdü. Despe de Fast Motion'u öldürdü. 4-4 durumda kaldılar. Engin smoke içerisinden bekliyor. Raiden bunu ilk defa yapmadı. Raiden bunu ilk defa yapmadı. Tabi Engin buna izin vermiyor. Önceki round Paz'ı öldürmek için çıkmıştı smoke'tan hatırlarsanız. Zantares Andrex'i öldürdü.
Abyss alt yolda. Despe! Abyss'i öldürdü. Xanteres'te AWP var. Bunu her zaman göremeyiz. Bence eğlenmeye bakın şu anda. Xanteres şahbazı öldürdü. 11-1 oldu. Her zaman göremeyeceğimiz. Her zaman göremeyeceğimiz bir şey. Bu Xanteres'te AWP olması. Xanteres'le ilgili ufak bir bilgi. Sadece şu anda demek ki durum değişmiş. Normal şartlarda sadece çok sinirlendiğinde AWP alır. Rezal bekle olmaz bunlar. Retweet olur herhalde. Retweetleyin arkadaşlar. Ya da follow atın bekleyin. Sadece çok sinirlendiğinde AWP alır. Ama şu anda sinirli olduğunu sanmıyorum. Şu anda rastgele bir durum. Despe, Andrex'i öldürdü. Full eco yapmış gibi eva gemi. Ha, iki tane Deagle varmış, pardon. Fast Motion ve Raiden'da Deagle var. Şahbaz Abyss'te Glock var. Ya, birden çıkacaklar şu anda. Ve amaçları sadece C4 kurmak. C4 kurmaya çalışacaklar. Çünkü para lazım. Engin döndü. Engin 2'yi vurdu. Engin 3'ü de vurdu. Körken vurdu 3'üncüyü. Ve son oyuncu Despe tarafından öldürülüyor. Fast Motion'da son oyuncu. 12-1. Space Soldiers ilk haftada Dark Passage'i 16-7 mağlup etti. İkinci maçlarında Zon'u 16-1 mağlup ettiler ve şu anda Heyva Gaming takımına karşı 12-1 skorla öndeler. Evet, Heyva Gaming'in biraz çılgın şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Şahbaz Despe'yi öldürdü. Despe agresif oynamıştı alt yola. Evet, Xanteres AWP ile Abyss'i öldürmeyi başarıyor. Kaçacakken takım arkadaşına takıldı. İstemsiz bir şekilde. Evet, pozisyon 4'e 4. Xanteres yerini değiştirdi. B'de beklemeyi tercih etmedi. Mantıklı olan da buydu zaten. Bu arada C4 T-base'de. C4 T-base'de. C4 T-base'de. Fast Motion Engin'i gördü. Fast Motion Engin'i gördü fakat Engin çok akıllı hareket etti orada. Hani çatışmak yerine sadece rapor alıp kaçmayı tercih etti. İyi bir pozisyonda olsaydı çatışabilirdi. Ama kötü bir pozisyonda kalabilirdi. Mantıklı olanı yapıp geri çekildi. Fast Motion C4'ü aldı. Şimdi B tarafına doğru gidiyor. Andrex bu arada pazı öldürdü. Andrex! Engin'i de gördü. Engin'i de öldürüyor Andrex. İşte bu Eva Gaming'in round olması için bir şans. Xanteres 5-7'ını öldürüyor. Andrex'in canının az olduğunu biliyordu çünkü AWP ile beklemesi doğru bir hareket olmazdı. Xanteres Fastmotion'u öldürdü. Xanteres sıksaydı belki onu da öldürecekti ama sıkmadı. Raiden da öldü. Xanteres AWP ile toplamda 4 kişi öldürüyor. Daha doğrusu birini 5-7'ını öldürdü. Evet, Xanteres Despe'ye de attı AWP'yi. Artık özüne dönerek Colt alıyor. Evet arkadaşlar, tekrar söyleyeyim, Eurocups'ın Facebook sayfasında her haftanın istatistikleri çıkıyor. Kim kaç kişi öldürmüş, kim kaç kere ölmüş, kim kaç tane headshot atmış, bunlara ulaşabilirsiniz. Raiden bir çılgın gibi smoke içerisinden girdi ama kimseyi öldüremedi. Şahbaz da girer belki. Raiden yaptıysa Şahbaz da yapar. Neden yapmasın? Şahbaz da deli çünkü. Şahbaz çıktı smoke'tan. Pazı öldürdü. Devam etseydi Despe'yi de vurabilirdi bence. Çünkü 17 canı var Despe'nin. Bir mermiyi ölür. Hınkı. Konektör önünde smoke, Şahbaz tekrar girdi smoke'tan, Despe de giriyor. Herkes çıldırdı. Server'daki herkes çıldırdı şu an. Şahbaz orada flash atıp geri çıktı konektörden. Takım arkadaşlar olsun, siyahlar bizden. Siyahlar bizden. Xanteres. Sen diğerlerini vuracaksın. Şahbaz short'taydı. Engin onu öldürdü. 3'e 2 pozisyon var Eva Gaming. Hala avantajlı sayılamaz. Çünkü silah yok. Gürcü ansisi gelmez. Gelmez bize. Etsiz o, etsiz. Xanteres tekrar çıktı window'dan. Nebis'i öldürdü. Fast Motion tek başına kalıyor ve Fast Motion yapabilecek çok fazla bir şey yok. C4 düştü. Silahı yok. Armor'u var. Aslında armor'u da yok diyecektim. Hani o varmış. Evet, connect.
Töre gidecek ama kolektöre gittiğinde de çok güzel şeyler olacak gibime gelmiyor. Evet. Engin Deathmotion'u öldürdü. 14-1 bitiyor ilk yarı Space Soldiers Heva Gaming karşılaşmasında. Ve hızlı bir şekilde ikinci yarıya geçiyoruz. Space Soldiers tarafında en fazla Engin skor almış arkadaşlar görüyorsunuz. 18 kişiyi öldürmüş ilk yarıda. Heva tarafında ise Anthrax en fazla skor sahibi olan kişi. 9 kişi öldürmüş. Evet, 14-1 Death Trap vs Space Soldiers Train Never Forget diyorum. Yine hatırlattı, yine hatırlattı. Allah kahretsin. Hayatımda her zaman karşıma çıkıyor. Bu maç değil. Yani 14-1 hayatımda benim hep var ya. Maç falan da değil yani. Yolda yürürken bile 14 ile 1 sayısını yan yana görünce oluyor yani. Bir şekilde görüyorsun. Evet, Heva pist oranda kazanabilecek mi? Kazanamazsa her şeyin bittiğini söyleyebiliriz. Evet, bu maçtan hemen sonra Space Soldiers Crew takımıyla karşı karşıya gelecek. Onu da söyleyelim. A tarafına smoke'lar geldi Space Soldiers'tan. Andrex smoke'tan çıkacak. Vallahi çok çılgın hareketler olacak şimdi. Ryan orada tek başına kaldı. Kısa süreliğine bir çarpıldık. Evet, bu tamamen GoTV. Yani buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu tamamen GoTV ile alakalı bir durum. Bizim elimizde olan bir şey değil. Yapacak hiçbir şey yok. GoTV çıldırıyor yani. GoTV'nin manyaklığı. Evet, Engin'den bir smoke geldi. Short tarafına gidiyor o smoke yanlış hatırlamıyorsam. Evet geldi zaten. Short'ta patladı da. Biraz ilginç. Şu an dostum ona majlandadım. Güzel smoke Engin. Evet, A tarafına girdi Space Soldiers. Şahbaz attı Ege'sine. Şahbaz bu arada kör oldu. Şahbaz çıktı. Şahbaz Despi'yi ne kadar güzel vurdu. Şahbaz çıktı zaten üstünde öldürdü. Ama Fast Motion'muş o. Çok özür dilerim. Fast Motion öldürmüş. Şahbaz'la Fast Motion beraber öldürdüler. Zanteresi 2-2 pozisyon. Eva Gimmick bu round'u kazanabilir aslında. Şansları var. C4 yerdeydi. C4'ü aldı. Tuguks. Tuguks C4'ü aldı. Paz şu an nereye bakacağını şaşırmış durumda. Her yere aynı anda bakmaya çalışıyor. Fast Motion'ın yeri belli oldu. Çıktı Paz. Paz biraz daha ilerlerse Ebis'le karşılaşacak dedim. Paz neler yapıyor Paz. 16-1.